Tekrar merhabalar. Yepyeni ve daha güzel bir versiyonumuza doğru gitmenin 8 adımı dedik. Ben ilk başta niyet dedik, gayret dedik, cesaret dedik, basiret dedik, feraset dedik, hayret dedik ve şimdi sıra bu döngüler boyunca biriktirilmiş olan bilgi ve deneyimin yani tecrübenin hayatımıza bir karar verme süreci olarak yansıdığı o muhteşem basamağa geldik. Nedir o muhteşem basamak? Adı hikmet. Böyle kafiye takıntılı biri olduğumu düşünebilirsiniz ama bu kelimelerin hepsinin binlerce yıldır biriktirilmiş çok zengin anlam yelpazeleri var. Ve bu anlam yelpazelerine biraz yakından baktığımızda aslında niye bu kelimelerden vazgeçmemiz gerektiğini ve niye bu kelimelerin bizim için çok kıymetli olduğunu bir daha anlayacağız gibi geliyor. Şimdi hikmet kelimesiyle ilgili çok anlattığım bir şey var. Burada da tekrar hatırlatmak isterim. Ee, biz Türkçe'de üç tane mesleğe hikmet kelimesinin kökenini oluşturan hüküm, Arapça hüküm sözcüğünden yani karar sözcüğünden türetilmiş isimler veriyoruz. Maçlarda pozisyonlarımıza karar veren hakemler var adli davalara karar veren hakimler var. Bir de sağlık durumumuza karar veren hekimler var. Hakem, hakim, hekim. Bunların hepsi de hikmet kökünden türetilmiş isimlendirmelere sahipler. Peki bir trafik polisi de, bir CEO da, bir genel müdür de, efendim bir işte belediye işçisi de, bir anne baba da, bir çocuk da herkes karar veriyor. Bunların verdikleri kararlarla bu üç meslek grubunun verdiği kararlar arasında nasıl bir fark var? Biz bu karar verme yetkisini verdiğimiz niye bu üç grup insana hikmet kökeninden bir terim atama ihtiyacı duymuşuz acaba? Biraz buna yakından bakmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Bu üç meslek yani işte spor karşılaşmaları, adli sorunlar ve sağlık sorunlarıyla ilgili çözülen vakalara bir bakalım. Mesela bir maçta bir pozisyon. Adli bir davadaki bir genel durum, hikaye, işte suçlular, davalar, davacılar vesaire. Ve bir sağlık durumuyla ilgili kişinin parametreleri, o kişinin kendi hikayesi, belirtileri, şunlar bunlar. Bunların hepsini topladığınızda bu üç farklı gözüken hadisede ortak bir nokta fark edeceksiniz. Hakemin, hakimin ve hekimin karar vermesi gereken konuların her biri tek başına yegane nevi şahsına münhasır olaylardır. Ne aynen daha önce birebir gerçekleşmiştir ne de muhtemelen gelecekte bir kez daha aynen gerçekleşecektir. Mesela hiçbir maç pozisyonu diğerinin aynısı değildir. Dolayısıyla o durumu şartlarına göre o kararı verecek olan kişinin yani hakemin bütün parametreleri bilgece değerlendirerek doğru bir kararı hızlı bir şekilde vermesi beklenir. Hakimin önüne gelen her bir dava benzersizdir. Daha önce benzer emsalleri olsa da aynı ile hiç vuku bulmamıştır. Dolayısıyla hakimin orada karar vermek için bütün deneyimini, bütün kanunları, insafını, oradaki var olan delilleri çok iyi ve bilgece değerlendirmesi gerekir. Ve elbette ki parmak izi birbirine benzemeyen, aynısı olmayan, milyonlarca insanın farklı farklı belirtilerle gelip kendisine danıştığı hekimlerimiz, daha birinci sınıfta öğretildiği gibi hastalık yoktur, hasta vardır prensibiyle. Herkesin sorununu spesifik olarak tanımalı ve ona şifalı gelecek olan yolu bilgece çizmelidir. Dikkat ederseniz üç meslek kurumunda da, bilgece verilmesi gereken kararlardan bahsediyoruz. Ve bilgelik kitaplarda yazan, okullarda öğretilebilen, algoritması ya da formülü olan bir şey değildir. Hayatta yaşadıkça, deneyim kazandıkça, özellikle bu cesaret, basiret, feraset, hayret baksamaklarından geçe geçe biriktirmemiz gereken ve adeta beynimizin yüksek düzey karar verme mekanizmalarını olgunlaştırabildiğimiz nispette faydalanabildiğimiz bir yeterliktir. O yüzden bilgelik genellikle yaşla ortaya çıktığı düşünülen bir şeydir. Çünkü zamana ihtiyaç duyar. Çünkü bilgi ve tecrübelerin çok boyutlu olarak yaşanmasını ve bunun hazmedilmesini gerektirir. Bütün bu süreçlerin sonunda da ortaya diğer insanların çözemeyeceği birçok konuda karar verebilen ve bu kararlarında yüksek isabet oranı kaydeden insanlar çıkar. İşte biz de öyle olmalarını arzu ettiğimiz için bu üç meslek grubundaki insana hikmet kökeninden türetilen isimler vermişiz. Hatta ifade kullanılır hukukta bilirsiniz. Mesela hakimler ya da bazı işte yüksek yargı organları belli konularda yeni ve daha önce duyulmamış kararlar üretirken deriz ki bu konuda işte Anayasa Mahkemesi'nin içtihadı var. Yargıtay'ın içtihadı var. Hakim bu konuda bir içtihat yaptı. İçtihat kelimesini sürekli kullanıyoruz da nereden geldiğini çok fazla bilmiyoruz. İçtihat kelimesi Arapça cihat kökeninden gelir. Savaş demektir yani. E bu insanlar neyin savaşını veriyor? Koskoca Anayasa Mahkemesi niye savaşıyor? Doğruyla yanlışı bilgece birbirinden ayırmak çoğu zaman yani hemen hemen her zaman doğruyla yanlış arasında yani o kanıtlar arasında ciddi bir savaş vermeyi gerektirir. Bunların hangisi gerçekten doğru, hangisi yanlış, hangisi hakka uygun, hangisi değil? Bunun ayırdığını yapabilmek savaşa benzer büyük bir mücadele süreci gerektirir. O yüzden çok deneyimli insanlara ihtiyacımız vardır bu tip şeyleri yapabilmeleri için. Ve içtihat yetkisi o yüzden herkese verilmez. Belli konularda belli birikimleri olan insanlar ancak o cihadı, o savaşı yapabilme yeteneğine sahip olarak görülür. İşte hikmet dediğimiz basamağa geldiğimizde de maçlarda pozisyonlara karar vermiyorsak, mahkemede hakimlik yapmıyorsak ya da bir klinikte hekim değilsek ne yapacağız biz hikmeti? Çok basit bir sebebi var hikmete ihtiyaç duymamızın. Artık kendi yolumuzu nasıl çizeceğimizi, doğru ve yanlış adımı nereye doğru atacağımızı, doğru olanı nasıl seçeceğimizi başkasına danışmamıza gerek kalmayan bir döneme giriyoruz demektir. Artık ne yapmak istediğini bilen, kendisi için en doğru seçeneği en faydalı olabilecek şekilde uygulayabilen ve sadece kendisine değil etrafındaki diğer insanlara da ciddi fayda üretebilen bilge bir insanın ortaya çıkışı artık mukadder. Ama nasıl? Niyet, gayret, cesaret, basiret, feraset, hayret ve nihayetinde bunun doğal bir ödülü olarak gelen hikmet yani bilgelik sayesinde. Oturduğumuz yerde olmuyor, sürekli kitap okuyarak olmuyor. Unutmayalım insan olmak, beyin sahibi olmak bilmekle değil yapabilmekle ortaya çıkar. Dolayısıyla ne kadar yapabiliyorsak Hikmet basamağı da bize o kadar yaklaşıyor. Ha ben hikmet basamağını buldum artık bundan sonra yayayım. Zaten bu formül asla öyle bir şeye izin vermez. Dolayısıyla hani hep aynı şeyleri yapıp büyük büyük laflar eden insanlar da bilge zannetmekten vazgeçelim. Yapabilmek her şeyin ötesinde bir göstergedir. Bir insan yapabiliyorsa bilgedir. Çünkü herhangi bir dijital ses kayıt cihazı çok bilgece sözleri tekrarlayabilir ama o ses kayıt cihazının çok bilge olduğu anlamına elbette ki gelmez bu durum. Dolayısıyla yapabilme ve edebilme açısından doğru kararları arabilmeye başladığımızda bu muhteşem basamağı da bir şekilde tatmaya başlamışız demek. Ama hepsi bununla bitmiyor. Bir son basamak var ki etrafımızdaki her şeye ama başta kendimize en olması gerektiği, en optimal şekilde davranabilme yeteneğini geliştirecek olan basamak. Onu da son bölümde konuşacağız.